Şimdi de yatak odamız içerisinde bulunan objelere, nesnelere, materyal atayacağız. Bunlardan birincisi buradaki resimlikler var. Bu resimliklerin içerisine resimler koyacağız. Öncelikle buradaki kamera pozisyonumu bozmamak adına klavyeden P harfine basarak perspektif konumuna geçiyorum. Mouse'un ortasındaki tuşu teke çevirerek iç mekana bu şekilde giriyorum. Duvarlardan iç mekanın içerisine girmek suretiyle buradaki nesnelere yakınlaşıyorum. Bunlar resimlik diye tanımlamıştık. Resimlik nesnelerden bir tanesini open yapayım. Tabii bunlar istenç olarak kopyalandıysa problem olabilir. Bir tanesini seçip silelim. Önce üst görünüşe geçeyim. Şimdi buradan bir kopyalama işlemi yapacağız. Close. W tuşuna basıyorum. Shift tuşuna basılı tutmak suretiyle bunu kopyalıyorum. Kopya olarak nesneyi gerçekleştiriyorum. Ardından nesneyi seçip Z harfine basıyorum. Şimdi F3 şuna basıyorum. Biraz daha zoom yapalım. Üst tabanı seçip height selection yapalım. Buradan bu alanın içerisine yakınlaşıyorum. Şimdi resimlik olarak oluşturulan nesneyi grup bir nesne. Bu nedenle sadece buradaki poligon içerisinde, şurada görmüş olduğunuz 10 poligon içerisine resim uygulaması yapacağım için bunu open yapıyorum. Yani grup özelliğinden çıkarıyorum. Ardından Editable Mesh ile düzenlenmiş bir nesne. Buradan 4 tuşuna basarak veyahut da poligon ikonuna tıklayarak buradaki poligonu seçebiliyoruz. Ardından şunu yapacağız arkadaşlar. Metal editörü açıyoruz. Burada resim çocuk diyelim. Bir tane çocuk resmi ekleyeceğim. Diffuse kanalını kullanarak bitmap'ten resim atayacağım. Buradan kaplama ve doku arşivine geçerek buradan çocuk resmi seçiyorum bir tane. Bu resmi şimdi buradaki poligona atayacağım. Poligona attıktan sonra gösteriyorum yine. Aynı işlemi bu taraftaki resim çerçevesi için yapıyoruz. Buraya da gelin damat bir resmi atayalım. Burayı kopyalayıp atıyorum bu tarafa. Resim 2 diyelim buna. Diffuse kanalındaki map'i değiştiriyorum. M harfinin üzerine basarak bitmap'teki resmi değiştiriyorum. Kaplama arşivim içerisinde arkadaşlar gelin damat isimli bir resim var. Bu resmi buradaki resimliğe atacağım. Yine aynı prosedürü izliyoruz. Önce resimlik seçilirken open diyorum. Çünkü bu grup nesne, birleşik nesne yani. Ve poligondan buradaki poligon yüzeyini seçiyorum. Ardından bunu uyguluyorum. Şimdi resimleri atadık. Klavyeden C harfi ile kameraya geçelim. Resimlerimiz uygun konumda duruyor. Tekrar P harfine basarak perspektife geri döndüm. Karşıda görmüş olduğunuz buradaki çerçevelere de aynı yolla resimler atayacağız. Yine görmüş olduğunuz gibi bütün slotları doldurduk. Bu slotların dolması bizim için problem değil arkadaşlar. Yeni slotları kullanabilmemiz için, yeni materyaller tanımlayabilmemiz için mevcut slotlar üzerine tıklayıp ardından buradaki Reset Map Material to Default Settings kısmına tıkladığınızda bir uyarı çıkıyor. İki tane seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden ilkini seçersek materyal hem buradan kalkar hem de atandığı nesne üzerinde kalkar.
Eğer effect only material map in the editor slot dersek, bu seçeneği kullanırsak materyal buradan kalkar, ancak slottan kalkan materyal burada atadığımız nesne üzerinden kalkmaz. Ki bizim işimize de bu yarar. İkinci seçenek seçiliyken okey diyorum. Şimdi artık buraya yeni materyal tanımlayabiliriz. Az önce tanımladığımız materyalin nesne üzerinde kalkıp kalkmadığını görmek için şöyle ufak bir dönüp bakmamız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çocuk resminin kaplamasını bu slotta tanımlamıştık. Kaldırdık slottan, sadece nesne üzerinden kaldırmadık ve burada duruyor. Şimdi buraya da tekrardan isim verebiliriz. Çerçeve resimlik 1 diyelim. Buna da yine diffuse kanalını kullanarak resim atayacağız. Tabii bu tür resimleri internetten de kolaylıkla bulabiliriz. Direkt buradan tarayıcıdan çiçek diyelim. Mesela çiçek resmi ekleyelim buna. Görsellerden birkaç resim ekleyeceğiz. Mesela şuradaki resimleri alalım. Bu resme çerçeve var mı yok mu çok da emin değilim. Evet, çerçeve yokmuş. Resmin üzerine sağ tıklıyorum. Farklı kaydet diyorum. Buradan kaplama ve doku arşivime çiçek resmi diyelim. Çiçek resmi büyük. Aynı şekilde bir tane resim daha araştırıyorum şimdi. Mesela şu olabilir. Bunu da resmi farklı kaydederek yapacağım. Çiçek resim 2 diyelim. Şimdi önce diffuse kanalından bitmap'i kullanarak buradan çiçek resmini seçiyorum. Çiçek resmini atadıktan sonra yine Orbit aracıyla ekranı döndürüyorum. Ardından buradaki tabloları seçiyorum. Tabloları hatırlarsanız ahşap materyal atmıştık bu tabloları. Buradan 4 tuşuna basarak iç kısımdaki poligonu seçiyorum. Poligonu seçtikten sonra metal editörü açıyorum ve tanımladığım resimliği bunun üzerine atıyorum. Üzerinde göster diyorum. Aynı şekilde buradaki slotu da boşaltalım. Tekrar çarpı ikona basıyorum. Alt seçeneği seçerek resmi buradan kaldırdım slottan sadece. Buna da yine internetten indirdiğim diğer resmi ekleyeceğim. Şöyle herhalde. Evet. Mevcut nesne seçiliyken Edit Table Poly'e tıklayarak gri renge dönüşmesini sağlıyorum ve bu şekilde buradan çıkmış oluyorum. Yan taraftaki nesneyi seçiyorum. 4 tuşuna basıyorum ve iç kısımdaki poligonu seçtikten sonra bu materyal seçiliyken bu materyali Async Into Material Selection demek suretiyle uyguluyorum. Ardından Show Shade Material Viewport demek suretiyle buradaki ekran üzerinde görünmesini sağlıyor. Şimdi materyalleri buraya atadık. Bakalım. Resimlerimizde herhangi bir kayıp yok. Duruyor yerlerinde. Bir problem görünmüyor şu anda.